Asum Bey sizinle başlayalım hemen. Bugün Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı ve orada açıklamalarda bulundu. CHP Ekonomiye Babacan çözümü önerisi geldi kendisine, kendisinden. E, tam olarak şöyle söylüyor. Ekonomi konusunda ne olacak? Ali Babacan'a güvenmiyor musunuz diye sordu. Ekonomi konusunda geçmişte belli bir sınavdan geçmiş olan arkadaşımız ifadesini kullandı Kılıçdaroğlu. Siz nasıl düşünürsünüz acaba bu konuda Talihsiz Babacan bir yanıt. çözümü konusunda? Talihsiz bir yanıt. Talihsiz. Veya bilerek verilmiş bir yanıt. Çünkü Sayın Babacan... Bir gün önce ya da iki gün önceki yine e, aynı televizyonda, aynı programda ona ittifakı sordukları zaman seçim zamanı düşüneceğiz ittifakı. Yani bir nevi ittifakta olmayacağını söyledi. Acaba buna karşılık veriyor mu? Ben neden talihsiz diyorum? E, şu anda özellikle ekonominin şu anda bulunduğu durumu. E, ola ki, Eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak. olarak hem Babacan'a devretmiş, hem de şu anda gerçekten e, CHP için ben büyük kazanç görüyorum. Bazıları parti içi şeylerde farklı düşünebilir ama Faik Öztürak var. Faik Öztürak'ın özelliği planlamacı, planlamada yetişmiş. Planlamadan sonra bankacılık sektörünün yönetiminde bulunmuş. BDDK'nın ikinci başkanlığını yapmış. Sonra şeyden çıkış, ee, özellikle çöküşten çıkış dönemini hem e, Sayın Kemal Derviş'le hem de benle beraber yönetmiş bir kişi. Ve e, şu anda bu konuda ister çeşitli üniversitelerde olsun e, bu alanda konuşan ister çeşitli bankalarda yönetici olanların çoğunluğu Fai Kostrak'la beraber çalışmış. Yani Fai Kostrak ekonomi yönetemeyecek mi? CHP kendi kadrosu yok mu var? Yani talihsiz oluşunu Fahik Öztürk varken neden? Babacan şeklinde mi? İttifakla ilgili yanıtları görüyorum. İtiraf değil mi Masum Bey aynı ben, zamanda? Yok itiraf değil. Yani hani CHP yok. işte e, AK Parti yok. 20 yıldır iktidarda 19 yıldır CHP'de 19 yok. yıldır muhalefette. Yok, yok. Yani CHP'nin kadroları içinde ekonomiyi yönetecek kadrolar olmadığını <laughs> demez, demez. İtirafı bakın, gibi. Bakın değil bakın. Genel başkan psikolojisi farklıdır. Yani ben mesela genel başkan olmadan evvel partide bazı konulardaki tepkilerim, düşüncelerim farklıydı. Genel başkan olduktan sonra dengeleri gözetiyorsun, kimsenin bilmediği başka çalışmaları biliyorsun. Onun aynı yoldan gidenler de neyi ne için söylediğini tahmin eder. Tam sizin mesela için ben, neden? Bunu, ben bunu dinlediğim zaman birkaç gün evvel, ya bir gün evvel ya iki gün evveldi. Yine... Sayın ne dersem iki gün evvel, Sayın e, Meral Akşener'den evveldi. E, i̇ttifakla ilgili soruyu taca atarak Sayın Babacan seçim zamanına bıraktı ki normal olması gereken odur. Bana da sorsanız şimdi e, ittifak ne olacak diye söylerim. Orada ya Kemal Bey'in boşluğuna geldi yanıtı öyle verdi ya da o arada kafası bu ittifakla ilgili tartışmalardan dolayıydı. Çünkü Kemal Bey de aslında ekonomiyi iyi bilenlerdendir. Yani ben Kemal Bey'i 1981 yılından beri tanıyorum. Aynı yerlerde de zamanında yazı da yazmışız aynı dergilerde. Şimdi e ekonomiye bakışı, maliye politikalarına bakışı, sonradan sosyal politikalara bakışı e müthiştir. Yani her ne kadar şimdi Cumhurbaşkanı o dönemi tenkit ediyorsa da o dönemde geriden gelen sosyal güvenlikle ilgili çok önemli e, şeyler yapmıştır ama o yönlerini öne çıkartmaz yani genel başkan olarak siyaset yapar ve e, sayın babacana bırakırsa o zaman tehlikeli bir şeydir ben uyarayım neden? kimse oy vermez size çünkü şu anda Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunun sorumlusu babacandır Hı. yani neden babacandır yani şeyin e, 2018'e kadar kim yönetti ekonomiyi? Kimse çıkıp şimdi söylüyorlar. Diyorlar ki efendim işte genel başkan şeydi kötü olunca atıyorlar Cumhurbaşkanı'na. İyi olunca kendilerine. Öyle değil. Şu anda tartışılan Türkiye'nin rezervleri, Türkiye'nin bu konuda. Bir kere o dönemin ne kadar mal olduğu İlhan Kesici'nin 2019 bütçe konuşması mecliste var. Ve orada eleştirdiği İlhan Kesici'nin, ki İlhan Kesici de iyi bir e, ekonomisttir. E, hem devlet planlama teşkilatından müteşallık işte yapmıştır. Onu, hem de bu konularda bulunmuştur. Şimdi buradaki e, söylem mi esas alırsak ben doğrusu üzülürüm e, adlarına. Çünkü ciddi bir muhalefet çıkartmamış oluyorlar. Muhalefeti aslında neden yapmıyor? En iyi yapacak, analiz edecek kişiler... Ee, Sayın Genel Sekreter Hanımefendi de bu işin akademisyeni. Selin Sayın. E, Selin Hanım. E, yani ilan Kesici var. Başka arkadaşları da var. Tamam. Bu, bu konuda e, şöyle söyleyeyim. Onu ben e, ittifak konusunda bir tereddüt var. Birileri çıkıp ben ya da başkası bu konuşmaları, bu tartışmaları yaparsa o zaman Deva Partisi de ittifak kararını hemen vermek zorundadır. Eğer kendisine bırakmışsa ekonomiyi ve hala kararı vermemişse kamuoyuna karşı ya kamuoyuna dolaylı olarak artık biz anlaştık ekonomiyi de onlara bırakıyoruz diyorlar. Ki böyle bir şeyi ben tavsiye etmem. O zaman derler ki eğer şikayetçiyseniz bugünkü durumdan bugünkü duruma kim getirdi? Peki Şaban Bey böyle mi düşünüyorsunuz? E, Mansur, Mansur Bey talihsiz dedi <laughs> bir kere bu seçim için e, ve bugünkü e, ekonominin bugün bu durumda olmasının sebebi babacandır dedi. Masum Türker. Yani Masum Bey'e katılıyorum evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Masum Bey konuşurken ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz ekonomi masası var. Bir ekonomi masası oluşturdular ve o ekonomi masası Türkiye'nin belli illerine giderek işte otobüsle hem işte seçim çalışması yapıyorlar, olası seçim çalışması gibi. Hem de işte vatandaşların ve esnafın işte illerdeki iş adamlarının e, sorunlarını dinleyip onlara yönelik işte Ankara'ya dönünce çözüm önerileri öneriyorlar. Yani düzenli çalışan bir ekonomi kadrosu var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi orada kimler var? E, hemen şöyle Fatih Göztrak bir defa Ekonomi Masasının Başkanı doğal olarak kendisi biliyorsunuz Genel Başkan ve parti sözcüsü. Eski işte şimdi biraz önce Masum Bey, Masum Bey de söyledi. Anlattı. Evet, yani yani birokrasiyi de bilen, ekonomiyi de bilen, ekonomi yönetiminden gelen bir dünyada kişi tanınan Şifayı gösteren. uzun yıllardır da siyasetçi işte dünyada tanınan ekonomi piyasalarının tanıdığı, uluslararası çevrelerin tanıdığı bir kişi. Başta kim var? Mesela Lale Karabıyık, Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal, Fethi Açıkel, Bülent Kuşoğlu, Mehmet Akif Hamza Çebi. Mesela Hamza Çebi de e, fay göstererek gibi o da ekonomi bürokrasisinden gelen bir Cumhuriyet Halk Partili. E, öte yandan İlhan Kesici var. E, Latif Şener var. Şimdi bakın yani Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten ekonomi konusunda çok zengin bir kadro var. Şimdi bunlar ya bu isimler dururken ve bu isimler de 20 yıldır AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları üzerinde kafa yorarken Cumhuriyet Halk Partisi içinde ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani Ali Babacan'ı, gerçi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden işte olası bir iktidarda Ali Babacan'a ekonomiyi vereceğiz çıkarmıyorum yani. Ama ne, ne anladınız Ali siz Ali Babacan'a ya yani işte hani ekonomide Ali Babacan da var kadromuzda diye yani bir belki hani işte onlarla da işbirliği yapıyoruz. Onlar da bizim işte ekibimizde. Çünkü Aynı açıklamasında Sayın Kılıçdaroğlu şey de diyor. Yani Millet İttifakındaki tüm partiler kurulacak hükümette görev almalı diyor. Evet. Yani o çerçevede hani geniş anlamıyla söylenmiş diye ben Düşünün. anlıyorum bunu. Yoksa yoksa hakikaten işte Abdülatif Şener, İlan Kesici, Fakir işte Fahi Selin Sayekböke, Selin Sayekbüke, Aykut Erdoğdu bunlar hepsi de ekonomiyi bilen ve 20 yıldır AKP'nin ek ekonomi politikalarına karşı Cumhuriyet Halk Partisinin tezlerini üreten kişiler, düşünen işte nasıl olması gerekir diye kafa yoran hı hı. proje üreten kişiler ee, ve Cumhuriyet Halk Partisinin yine olası bir iktidarında asıl ekonominin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesi gerekir diye hani beklenilir çünkü ekonomi önümüz dönemin ve son işte 2-3 yılın en önemli e, konusu Türkiye'de en yakıcı konusu. Peki Şaban Bey sizin dediğiniz ve, gibi bu isimler söz konusu olmadı ve ki e, gerçekten babacana bırakıldı ekonomi. Bunu destekler misiniz? Bu doğru bir hamle olur mu? Yoksa eleştirir misiniz? Ya ben ben yani vatandaş olarak dışarıdan dışarıdan bakarak hani yanlış bulurum yani. Yanlış bulur. Şöyle yanlış bulurum. Ya siz o zaman niye 20 yıldır niye 20 yıldır? AK Parti ile mücadele ediyorsunuz. AK Parti'nin ekonomi, sosyal, hukuk, dış politika, bütün politikalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi mücadele ediyor, yanlış buluyor. E bu ekonomi politikalarının kaç yılında? 13 yılında galiba Sayın Babacan var. 13-14 yılında Sayın Babacan var. E şimdi yani o kadar yıl yanlış bulduğun ekonomi politikasını yönetmiş kişiyi Yeni iktidarda tekrar sen de alıp ekonominin başına getiriyorsun. Bu hani kamuoyu algısından da yanlış olur. Bir de özgüvensiz olur. Yani hani benim içimde, benim siyasetimde, benim kadrolarım arasında Türkiye'nin ekonomisini hani bu batmış ekonomiyi ayağa kaldıracak, şahlandıracak, milletin derdine işte derdine çare bulacak isim yok. Kadromda öyle bir kişi yok. Ben Adalet ve Kalba Partisi'nin eski ekonomi bakanını getiriyorum. Yani nereden baksanız izahı zor bir durum Cumhuriyet Halk Partisi aslında.